Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere halk arzu uygulamasını tanıtacağım. Bu arada söylemekten yoruldum. Ancak sponsorlu video değil. Uygulamayı güzel bulduğum için videosunu çekiyorum. Neyse bundan sonra artık pek bahsetmeyeceğim sponsor mu değil mi diye. Şimdi bu halk arzu uygulaması size ne sunuyor? Halk arzularla ilgili size detay veriyor. Yani baya baya detay veriyor. Şöyle tıkladığımızda. Tabii benim internetimden dolayı da olabilir ya da uygulamadan kaynaklı da olabilir biraz ağır çalışıyor. Şimdi baktığımızda burada detaylar gözüküyor gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim. Fazla merak etmeyin. Hani tüm detayları göstermeyeceğim. Şirket hakkında bilgiler de verilmiş. Mogul Enerji'de vardı ancak Odin Solüsyon'da pek bilgi göremedim. Bilgi yazmıyor neredeyse. Ekler kısmına tıkladığımızda gördüğünüz gibi buradan ulaşabiliyorsunuz eklere. Bu arada uygulama bildirimle taslak halka arızaları ya da işte borsada işlem görecek halka arzları vesaire halka arzlarla ilgili bilgileri size ulaştırıyor. Yani aslında bildirim alıp da sevindiğim tek uygulama diyebilirim yatırım uygulamalarından. Taslak arzlara tıkladığımızda gördüğünüz gibi taslak arzların durumunu da anlatıyor. Mesela başvuru sürecine Ferbis Tarım şöyle başvuru sürecine gördüğünüz gibi. Bu arada reddedilenler de var şöyle göstereyim de iptal edilenler gördüğünüz gibi. Şimdi Diğer özellikleri gösterecek olursak da şirket haberleri ve duyurular kısmına tıkladığımızda burada gördüğünüz gibi duyurular yapılıyor ve şöyle bir şey var. Gördüğünüz gibi ayın 14'ünde bilgilendirme yapılmış. Ayın 12'sinde, ayın 12'sinde gördüğünüz gibi. Yani haber kısmı gördüğünüz gibi güncel diyebiliriz. Peki devam edecek olursak hedef fiyat kısmı var. Tabii ki de şunu söyleyeyim hani bu ne kadar güvenilirdir vesaire diyorsanız da gördüğünüz gibi analistlerde Ziraat yatırım yazıyor mesela. Ha şu da var yani bu %100 işte 55-56 lira olacak mı tartışılır tabii ki de. Ben burada uygulama tanıtımı yapıyorum. Mesela işte Enkaya demiş ki 55 lira 80 kuruş olacak. Tab gıda 197 TL olacak mesela. İşte Coca Cola 810 TL olacak. Böyle böyle gidiyor. Tabii şöyle gösterin bakın. Aynı hisse için farklı gördüğünüz gibi analistler Yatırım şirketleri. Demiş ki birisi demiş ki şeker yatırım 810 TL demiş. Yapı kredi demiş ki ben 690 TL diyorum. Arada bu arada bayağı fark var. Yani bunlar ne kadar tutardır tartışılır. Ha bu arada öneri olarak tut, al, sat gibi kısımları da yazmışlar. Buradan tedbirli hisseler kısmına tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi. Bu özelliğin olması da güzel olmuş. Şöyle devam edecek olursak tavan serisi. Arkadaşlar tavanı seversiniz şimdi. Tavan serisi hesaplama aracı. Güzel. Burada tavanla ilgili hesaplamalar yapabiliyorsunuz. Bizim milletin matematiği aklı zaten ancak yatırıma çalışıyor. <laughs> Neyse devam edelim. Uygulamada şu özellik benim dikkatimi çekti. Yıllara göre halka arzlar var gördüğünüz gibi. Ve baktığınızda zaten hani şöyle 2020 yılında ve onun gerisini gördüğünüz gibi pek halka arz yok. Ama maşallah 2023-2024'te coşturmuşuz arkadaşlar. Coşturmuşuz. Son olarak raporlar kısmını göstereyim ve videoyu bitireyim. Bu arada bu uygulama nasıl para kazanıyor diyeceksiniz. Gördüğünüz gibi alt kısma reklam yerleştirmişler. Yani şimdi uygulamaya dönecek olursak hani uygulama yararlı mı? Gerçekten yararlı. Çünkü halk arzıyla ilgili bilgiler veriyor. E tabi ki de siz halk arzıyla ilgili bilgileri internetten de ulaşabilirsiniz. Ancak yani bir uygulamada bu kadar fazla özelliğin toplanması güzel olmuş. Takdir ettim. Uygulamanın geliştirilmesi gereken yanları var mı? Var. Mesela şöyle yapabilirler. Artık kripto para ile ilgili halka arzlar da çok konuşulmaya başlandı. Kripto para ile ilgili halka arzlar da getirilebilir. Daha çok hani yatırım borsa, halk dilinde yatırım borsa ile ilgili halka arzlar getiriliyor. Yani sermaye piyasaları ile ilgili. Mesela kripto para ile ilgili halka arzlar da getirilebilir. Tabii ki de uygulamanın amacına göre olur mu tartışılır. Yani uygulamanın böyle amacı var mı bilmiyorum. Bu arada hani uygulamanın geliştiricileri ya da işte halka arzın eğer YouTube hesabını bulursam etiketleyeceğim. Bakalım bu video hakkındaki görüşlerini. Bunu da çok merak ediyorum. Benim bu uygulama hakkındaki görüşlerim bunlardı. Abi değil. Başka ne alaka ya? <laughs> Neyse evet arkadaşlar. Alakasını bilmiyorum. Şimdiden size iyi günler dilerim.